aynı şartlarla bir Hristiyan turup gelse İslam ülkesinde biz Hristiyanlığı anlatmak istiyoruz dese, acaba bu durum nedir? Gelsin anlatsınlar. Bizim yani dini anlamda İslam'ın şöyle bir talebi yok Müslümanlardan. Hristiyanlar gelip de kendi dinlerine dair malumatı size anlatırlarsa bu bir suçtur. Onları oracıkta derhal işlerini bitirin. Veya onlardan bunu hatta dinlemeyin. Her ne derseniz. Tam tersini biliyoruz. Allah'ın elçisi buyurdu ki haddisu, anlatın. Ve la harac, bir sakınca yok. Yani bırakın Hristiyanların gelip anlatmasını. Bizim onların inancına dair malumatı paylaşmamızda, önceki kitaplardan bu manada alıntılarda bulunmaya, oralardan konuşmaya, değerlendirmeye bir engelimiz yok. Bırakın eski bir, yani Allah Azze ve Celle katından indirilmiş bir kitaptan bu manada konuşmayı, hiç kitapla alakası olmayan putperestlik bir dinin de öğretilerini konuşabiliriz, paylaşabiliriz. Allah Azze ve Celle kendisi paylaşıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onların nasıl inandıklarını, nasıl konuştuklarını, nasıl değerlendirdiklerini, nasıl bir düşünceyle bunlara ilahlık vasfı giydirdiklerini Cenab-ı Hakk'ın bakmışsın Kur'an'da anlatıyor. Dolayısıyla Hakk'ın karşısında batıldan söz etmek sadece Hakk'ın ne denli gerçek olduğunu anlatmaya el verir, numune gibi olur. Bak işte batıl da böyle diyor demiş gibi olursunuz. O sebeple bundan hiç kocunacak, çekinecek bir şey olmaz. Siz iki kere ikinin dört ediyor dedikten sonra, sizden sonra onlarcası çıksın, beş ediyor desin, yedi ediyor desin, dokuz ediyor desin, üç ediyor desin. Hiçbir şey olmaz, etkisi olmaz. Yine iki kere ikinin dört eder. Hak yine bütün baskınlığını, üstünlüğünü korumaya devam eder. Dolayısıyla bu manada diyaloğun, bu manada karşılıklı iletişimin ve paylaşımın zaruri olduğuna inanıyoruz. Yeter ki müminler de aynı söz hakkına onların coğrafyasında sahip olsun. Toplansalar, bütün varlıklarıyla gelseler, Hazreti İbrahim'in deyimiyle sadece buna gönüllü olanı tavlarlar. فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِن۪ينَ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَح۪يمِ Siz ve kulluk ettiğiniz ne varsa hepsi Allah Azze ve Celle'ye karşı, Hakk'a karşı kimseyi fitneye düşüremezsiniz. اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَح۪يمِ Ancak kendisi ateşlere atılmak hususunda hevesli olan, buna talipli olan kimseler. Onları ancak ayarlayabilirler. Onlar zaten buna hazırdır. Onlar akletmedikleri için, akletmedikleri gerçekten zaten uzaklaşmaya yer aradıkları, bahane aradıkları için onlardan üçer, beşer, yedişer neyse sayıları çok mühim değil. Ama Hakk'a yönelik tercihini kullanacaklar açısından hiçbir etkisi olmaz. Batıl söylemlerin anlatılıyor, paylaşılıyor olması. Yani varsa bile böyle bir şeyin gerçeği, bu Hazreti Ömer'in kendi yaklaşımıyla alakalı olsa gerek, sahabenin genelinde böyle bir tutum ve davranış bulunmadığını, Resulullah'ın yaklaşımıyla bunun serbest bırakıldığını, belki hatta Resulullah döneminde bir zamanlar böyle bir tedirginlik olduğu düşünülebilir. Hatta bu Resulullah'a aksetmiş. O da bir sıkıntı yok. Haddithu ve la harac diyor. Bir sıkıntı yok. Paylaşın. Hadis derslerimizde okuduğumuz Yahudi alimlerinden iman hayır, edenler bunlar evet bunlarla müminler arasında bunlar mümin oldular bilahare. Oradan anlattıkları var, paylaştıkları var. Dolayısıyla sahada bunun o kadar çok yaşayan örneği var ki bahsettiği ayette Necat abi yine Kur'an'da bazı ayetler bizi onlara refere ediyor, yönlendiriyor. Onlara bu manada sorular sormamızı, bilgilerine bu manada başvurmamızı Cenab-ı Hak teyiden bizden istiyor. Dolayısıyla bu iletişim
İslam'ın tam da istediği bir şey. Böyle bir iletişimsizliği bizden beklemiş, bizi izole etmiş asla değil. Bunun tek bir tane bile böyle nassa dayalı örneği yoktur. İster bizim insanlarımız açısından, ister onların insanları açısından kişinin bilgiye kavuşmasını tüm yönleriyle, genişçe, kapsamlı bir şekilde ve sonra tercihini kendisi yapmasını öneren bir anlayış ile karşı karşıyayız. İslam böyle istiyor. Müminleri de sadece kendileri önüne gelen İslami söylemlere değil, diğerlerine de müracaatta bulunmayı, onlara da kulak kabartmayı ve en sonunda en güzelini seçmeyi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ Söze kulak verip فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ En güzeline tabi olmayı. Allah Azze ve Celle öğütlüyor ki zaten başından beri konuştuğumuz kişinin eğer iradesi saygın ise, eğer iradesi önemliyse, yani kişi kendi tercihini kendisi ortaya koyup ne olmak istediğine kendisi karar verecekse, o zaman bu fırsatın önüne genişçe açılması lazım. Ve bundan korkmamak lazım. Olur, üçü beşi bazı kimseler dininden çıkabilir, bu problem değil yani. Bu bizim o özgürlüğün önünü kapatmamızı gerektirecek bir şey değil. O çıkanları da biliriz ki ya gafletle çıkmıştır, hakikati görür geri döner, ya da gerçeğe rağmen çıkmıştır onun için. Zaten o yapacak onun için bir şey yok yani. O kendisi bu böyle maksatlı bir yürüyüşü yapacaksa bunun bir şeyi yok, bir çaresi yok yani. Devam edelim. Biz onların üzerinde bekçi değiliz, öyle düşüneceğiz. Resulullah da bekçi değildi. Şimdi adam çocuğunu büyütüyor, büyütüyor. O zamanlar hep onun namazıyla, niyazıyla ilgileniyor. Ondan sonra evlendirdikten sonra bakıyor, çocuk namazı bırakmış veya kılmıyor. Ne diyor? Yani ben senin başında bekçi değilim yavrum diyor. Sana öğrettim, gösterdim, doğrusu bu. Ve alışkanlık kazandırdım. Bir ebeveyn olarak iyi yetiştirmeye çalıştım. Gençlik, bana bağlı olduğun dönemlerde, eğitime ihtiyaç duyduğun dönemlerde bunu sana ağaç yaş iken eğilir düşüncesiyle doğru işlemeye çalıştım. En azından kendi bildiğim doğrular açısından. Ama şimdi büyüdün, evimden de çıktın. Ben senin başında bir bekçi değilim. Şimdi geldik, tam da Resulullah'ın bütün ümmetine karşı durduğu yerdeyiz. Ha, bu eğitim safhasını da buna karıştırmamak lazım. Bazısı bu pedagojik boyutu gözden kaçırıyor. Kendi çocuğu, çocuk büyüyor, ben ona bir şey öğretemem diyor. Özgürlüğüne müdahale olur. Çocuk büyüyor, bir şeyler öğrenmesi lazım. Yani öyle ya da böyle bir şeyler öğrenmesi lazım. Sen, yani burada en makul olan ebeveynin kendi doğrularını çocuğa anlatmasıdır. Çünkü onun bilgiye illaki ihtiyacı var. Ne olacak? Biz onu bilgisiz tutup ta rüştüne gelecek. Hah, şimdi karar verecek ana geldin mi? Peki şimdi önüne veriyoruz kitaplar dolusu bilgi. Hangisini seçeceksen seç diye. Böyle bir şey yok. Bu ütopik bir şey ve dengesiz bir yaklaşım. Çünkü var böyle olanlar. Bildiğin adam Müslüman, güya aklı başında biri, çocuğuna hiçbir şey öğretmemiş. Büyüyünce diyor kendi tercihini kendisi yapsın, ben sünnet de ettirmemiş, bir şey de öğretmiyor. Öyle gelecek çocuk belli bir çağa, bildiğin affedersiniz dangalak şeklinde. Ondan sonra da eğitim çağını atladığı için kendisi bir sürü sorun yaşayacak. Halbuki ebeveyn çocuklarına kendi sorumluluğunun bir parçası olarak doğruları öğretmesi lazım. Yanı sıra diğer bilgileri de vermesi lazım. Yani yanlışları da öğretmesi lazım. Çünkü doğruların bilinmesi en az yanlışların bilinmesi kadar iç içe olan bir şeydir. Cenab-ı Hak bize öyle öğretmiyor mu? Hakkı öğretiyor, batılı da öğretiyor. Allah ikidir demenin, Allah üçtür demenin, melekleri kızlar diye söylemenin, cinlere Allah'ın ortakları demenin, bunların hepsi batıl şeyler ve çoğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Dolayısıyla bir ebeveyn bunu öğretir, bir de bunun yanı sıra şey tarafı var. Sadece bilgi, zihinsel bilgi değil, mobilize bilgiler de var. Motorize beceri gerektiren bilgiler de var. Bunları çocuğun kazanması lazım. Namaz alışkanlığı, Allah'a kulluk alışkanlığı, oruç alışkanlığı, dürüstlük, doğruluk, bunların pek çoğu davranış boyutunda. Bunları kazanabilmesi için de eğitime ihtiyacı var. Diğer türlü çocuk mağdur edilmiş olur.
öyle yani insan bomboş bırakılırsa bildiğin diş fırçalamasını bile öğrenemez yani eğer öğretmezsen. Çünkü çocuk daha o yaşta bilgiyi kavrayacak durumda değil. Onun kendisi için doğruluğun yanlışlığını bilecek durumda değil. Eğer bir miktar baskı uygulayıp dişlerini fırçalamasını ona kazandırmazsanız bu beceriyi ne olur? Dişleri çürür gider çocuğun. Çocuk anlamaz ki fırçalayayım dişlerimin. Ben bekleyeceğim çocuk dişlerinin fırçalanmasının gerekli olduğunu anlayacağı güne kadar. O zaman anladığında iyi de diş kalmayacak o zamana kadar. Yani artık geçmiş olacak o yaş olan ağaç vaktiyle şimdi artık eğilemez hale gelecek. Çocuk istese de eğilmekte zorlanacak. Bunun suçlusu sensin. Allah Azze ve Celle elbette hidayet olmak isterse ona hidayeti nasip eder ve kolaylaştırır da hani demiyoruz ebeveyninin kusurundan ötürü çocuk büsbütün ahiretini kaybeder böyle bir şey yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh kaç yaşındaydı iman ederken? Nice sahabiler uzun ömürlerinden sonra iman edip Cenab-ı Hak onları pamuk gibi yumuşattı. Elbette Allah Azze ve Celle ebeveynine mahkum etmez çocuğu ama ebeveyn de bunu yapmadığı zaman günahkar olur. Sorumluluğunu yerine getirmemiş olur. Doğruysa dişlerini fırçalamak çocukluğundan beri ona kazandıracaksın o alışkanlığı. Sence doğru olduğu için. Sonra artık rüştüne erdikten sonra fırçalamamak gibi bir tercihte bulunacaksa inatla kendi bedenine karşı sağlıksız bir yaklaşımı tercih edecekse o yine işleyeceği vebali ilgili yaşında işler. Sen artık onun üzerinde bir bekçi değilsin. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا. Biz de çocuklarımızın üzerinde bir bekçi değiliz. Yarın eğer varsa içlerinde kötü bir tercih yatkınlığı veya yatkınlık demeyelim doğal gibi anlaşılır. İradesi böyle bir maksatlı bir şey. Onu Allah Azze ve Celle ona yaşatacak ortamlara kavuşturur. Kötünün kötülüğünü dışa vurabileceği bir ortamı hazırlayan da onu oraya sevk eden de Allah Azze ve Celle'dir. İyilerin de iyiliklerini içlerinde varsa Cenab-ı Hak onlara o iyiliklerini dışa vurabilecekleri ortamlara kavuşturur. Arkadaşlara kavuşturur. Bir bakmışsın böyle yolunu çizmiş, onu hidayete ulaştırmış. Son derece karmaşık ama olağanüstü bir adaletle işleyen süreç içerisindeyiz. Ama baskı yok, zorlama yok. Güçlü bir şey var, motive edici, destekleyici iyilikler yolunda. Bunu Cenab-ı Hak yapıyor, rahmetinden ötürü yapıyor. Kötülükler yolunda da güçlü bir zorlaştırma var, frenleme var ama cebire dönüşmüyor. Gitmek istiyorsa inat, biraz inat gerektiriyor batılda kalabilmek ama o inatla süreci tamamlıyor ve ziyan edenlerden olabiliyor. Allah Azze ve Celle ne biz ne Resulünü ne de bizleri kötü tercihte bulunan kimselerin üzerinde bir bekçi olarak kılmamıştır. Bunu aklımızdan çıkarmamız lazım. Bu hastalıktan kurtulmamız lazım. Bunu kesinlikle emir bil maruf ve nehyan münkerle karıştırmamamız lazım. Emir bil maruf, nehyan münker tebliğ boyutudur. Gidersin, anlatırsın, paylaşırsın, yaparsa yapmazsa yine o onun bileceği iş. Bir de yine başka bir şeyle daha karıştırılıyor. O da bireysel plandan toplumsal plana geçildiğinde toplumsal planda işlenecek suçlar ferdi değildir. Orada biz müdahale ederiz. Yani İslam toplumu müdahale eder. Kendi toplumsal sağlığını düşündüğü için, toplumun sağlığını düşündüğü için. Yani adam orada açmış diyelim melaneti pazarlıyor. Ona bunu müsaade etmez. Efendim onun tercihi bırak istediği. Hayır. Biz aynı türün insanlarıyız. Bunu propaganda yaptığı zaman kötü bir şey düşünün mesela. Diğer insanların sağlığını bozuyor. Onları da oraya cezbediyor. Çekmeye başlıyor. Hiç aklında olmayan adam görünce aklına düşüyor. Toplumun bu manada selametini, sağlığını korumak elbette yönetimin bir sorumluluğudur. Dolayısıyla da İslam toplumu bunu dikkate alır. Kötülüğün yaygınlaşmasına bu özgürlük şemsiyesi altında fırsat vermez. Onun Müslümanların çocuklarına bulaşmasına. Nasıl uyuşturucuya karşı tedbir alıyorsak, özgürlük adam üretiyor, satıyor işte evinin damında üretmiş satıyor demiyorsak, bu tür kötülüklerin de topluma sıçradığı yerde önünü kesersiniz. Ama kendi kendine
evinde turşu vurur gibi vurmuş uyuşturucuyu veya ötekini ekmiş, ne yapmışsa, dışarıya hiç çıkmamış, hiç haberimiz de yok. Onunla zaten kimsenin derdi olmaz. Ama bunu civara yaymaya kalktığında, kötülüğün bir propagandacısına dönüştüğünde, o zaman önü kesilir elbette ki. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. İyi yönde tercihte bulunmuş olanların tercihini korumak da toplumun bir görevidir. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Bekçi de değilsin. Onlara bu işi zorla yaptıracak bir vekil de değilsin. Onların ardında bu işi sürükleyecek, illa onlara bunu yaptıracak da değilsin. Yapıp ettiklerini kollayacak bir kimse de değilsin, gizli de saklı da. Bu sorumluluk da senin üzerinde değil. Ayet iki kez Resulullah'a tekraren buna hakkı olmadığını hatırlatıyor. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Biliyorum farklı düşünenler bunların hepsini mensuh sayıyorlar. Aa, bunların hepsi mensuh, neskedilmiş, hiçbir hükmü yok. Biz elimizde kılıç, bomba, tüfek neyse dalarız. Mümin oluyor musun kardeşim? Oluyorsun. Olmuyorsun, bitti senin işin. Gebertiriz. Böyle bir anlayış, öyle inanıyorum ki hem makul değil, hiç kimseye bunu makul anlatamazsınız. Akleden bir insan bunu doğru bulmaz. Efendim, gerçek gerçeği illa kabul etmek zorunda. Zaten gerçek olduğunu biz de bildiğimiz için böyle konuşuyoruz. Gerçeği reddedebilme, görmezden gelebilme hakkı Allah'ın tanıdığı bir imkandır bu ortamda. Dolayısıyla kafirleri buna cebredemezsiniz. Kendi iradeleriyle mümin olmak isterlerse olurlar. Olmazlarsa ikrah edip iman etmeye zorlayamazsınız. La ikraha fiddin. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Rüşd ile gay, azgınlık yoluyla dürüstlük, doğruluk yolu, rüşd birbirinden ayrılmıştır. Tam da Cenab-ı Hak da ayrı diyor zaten. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. O sapasağlam kulpa tutunmuş olur. Gördüğünüz gibi artık iradeden bahsediyoruz. Kim bunu yaparsa. Kaldık hocam, Resulullah'ın biz fetihlerini de biliyoruz. Hiçbir fethi girdiğinde burada iman olmayan, ki iman etmeyen kimseyi yaşatmayın diye bir emir de yok. Yok böyle bir uygulama. Yani orada kimse iman etmeye zorlayacak. Tam tersi, fe entumut tulaka buyuruyor Allah'ın elçisi. Yani sizler bu anlamda özgürsünüz. Kendi serbestliğiniz içerisinde. Ha, bundan şimdi oradan gidip başka örnekler alıp getiriyorlar. İşte falancayı öldürttü, filancayı öldürttü. Bu dini bir suçtan ötürü değil, siyasi, işlenen siyasi suçlar var. İslam toplumuna karşı girişilmiş hıyanetler var. Müminlerin canına, malına, ırzına yönelik girişilmiş şeyler var. Siyasi suçlar bunlar. Bunlarla alakalı olanlarla dini olanları karıştırdığınız zaman ne oldu belli olmuyor ondan sonra. O zaman Resulullah'ı, insanlar iman etmeyenleri doğrudan öldürülmesi gereken kimseler olarak gören bir anlayışa sokmaya çalışıyorlar. Bence o tamamıyla yanlış. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâiril mü'minîn.